Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ince ve kalın kenarlı mercekleri, merceklerde ışın çizimi, göz kusurlarında kullanılan mercekler, merceklerin kullanım alanları ve soru çözümüyle yine birlikteyiz. Kanalıma abone olup bildirimleri açıp like atmayı unutmayalım. Cisimlerin görüntülerini büyütme ve küçültme özelliğine sahip cam gibi saydam maddelerden yapılmış araçlara mercek adı verilir. Mercekler ışığı kırarak görüntü oluşturur merceğe gönderilen ışık ilki merceğe girişte, ikincisi mercekten çıkışta olmak üzere iki defa kırılmaya uğrar. Birinci de az yoğundan çok yoğuna, ikinci de çok yoğundan az yoğuna kırılma olayı gerçekleşir. Ortası kalın, kenarları ince olan merceklere ince kenarlı mercek adı verilir. İnce kenarlı mercekler yakınsak mercek de olarak adlandırılır. Aşağıda ince kenarlı merceklerin modelleri verilmiş. İnce kenarlı merceği basitle temsil etmek için çift kenarlı ok şeklinde temsil ediyoruz. Arkadaşlar bu şekilde çift kenarlı ok şeklinde gösteriyoruz. Bakıyoruz ince. Kenarı ince olacak arkadaşlar. Ortası kenarına göre daha kalın olacak. Kenarları kalın Ortası ince olan merceklere de kalın kenarlı mercek adı veriyoruz. Kalın kenarlı mercekler ıraksak mercek olarak da adlandırılır. Arkadaşlar kalın kenarlı merceği basitçe temsil etmek için yandaki gibi uçları içe dönük kullanılır arkadaşlar. Şu şekilde sembolü bu şekilde arkadaşlar. Uçları içe dönük ok şeklinde kullanılır. Kalın kenarlı merceklerde arkadaşlar Kenarları kalın, ortası ince olacak. Dikkat edeceğimiz husus bu. Ortası ince, kenarları kalın şeklinde olan merceklerdir. Paralel ışın demetleri merceğe gönderildiğinde mercek ince kenarlıysa ışınları bir noktada toplanır. Arkadaşlar eğer ışınları bir noktada yani Fox odak noktası da topluyorsa bu ince kenarlı mercek. Eğer mercek kalın kenarısıyla ışınlar merceğin arkasında bir noktadan çıkıyormuş gibi dağılır. Arkadaşlar bakın şuradan bir noktadan çıkıyormuş gibi dağılması da kalın kenarlı mercekte gerçekleşir. Yine bu noktaya fox yani odak noktası denir ve F harfi ile gösterilir arkadaşlar yine. Odak noktasının merceğe uzaklığına odak uzaklığı diyoruz. Arkadaşlar şu noktaya odak uzaklığı diyoruz ince kenarlı ve kalın kenarlı merceklerin odak noktası ve odak uzaklığı aşağıda gösteriliyor. Zaten belirtilen olayların tersi de geçerli. Arkadaşlar ince kenarlı merceğe paralel gelen yani tam ortasından geçeni asal eksen diyoruz. Asal eksen. Paralel gelen ışık ışınları bir noktada toplanır. Yine bir noktadan yani odak noktasından gelenler ise tam tersi paralel gider. Aynı şekilde yine kalın kenarlı mercekte bir noktadan geliyormuş gibi olursa yine paralel şekli de gider arkadaşlar. Bunun tam tersi de gerçekleşir. Asal eksene paralel gelen bir noktadan çıkıyormuş gibi dağılır. Dağılık gelen de yine asal eksene paralel şekli de tam tersi de gider arkadaşlar. Şöyle işte ince kenarlı merceğin ışık noktadan toplanacak şekilde kırıldığını bakalım arkadaşlar. Yine kalın kenarlı merceğe ışığı bir noktadan çıkıyormuş gibi dağıldığını görelim arkadaşlar. Soru aşağıdakilerden hangisinde kalın kenarlı merceğe gelen ışınların izlediği yol doğru gösterilmiş? Arkadaşlar bu şekilde değil, dağılır. Toplama olmaz. Bu ince kenarlı mercekte toplar. Arkadaşlar C şıkkında dağılmış. Paralel gelen dağılmış. Doğru. Bu şekilde değil. Bu şekilde dağılması gezindi. Bu da yanlış. Cevabımız C şıkkı. Arkadaşlar ışından izledikleri yollara göre numaralandırılmış kutuların içinde olması gereken merceklere bakalım. Arkadaşlar odaktan geliyor ve paralel gidiyorsa bu ince kenarlı mercek. Yine paralel geliyor ve dağılıyorsa kalın kenarlı mercek. Arkadaşlar bir noktadan gelmiş ve paralel gitmişse bu da ince kenarlı mercek olacaktır. 2019 bursluk sorusunu çözelim. Buna göre öğrencinin kullandığı mercek türü ve merceğin konulduğu konum aşağıdakilerden hangisi olabilir? Bir öğrenci lastik balonu şişirip üzerine belirlediği bir noktaya kullandığı bir mercek ile ışık ışınları topluyor. Bir süre sonra üzerine düşen balonun yoğun ışık ile balonun patlıyor. Bu durumda ışık ışınlarının izlediği yol ve modelleri verilmiştir. Buna göre arkadaşlar ne olacak? Işık toplandığına göre ince kenarlı mercek olacak. Kalın kenarları bir hemen eleyelim. Ve arkadaşlar den odak noktası ile odak uzaklığı bu şekilde oluyordu. Yani ince kenarlı merceğimizde nerede olacak? İki noktasında olacak. İnce kenarlı yakınsan merceği iki noktasında. Yani cevabımız ne olacak? A şıkkı olacak. Numaralandırılmış merceklerden ışığı dağıtması ve ışığı toplaması bakımından aşağıdakiler hangisine doğru sınıflandırılmıştır? Işığı dağıtanlar kalın arkadaşlar. Yani 2, 3 ve 7. Bunlar kalın ışığı dağıtan 2, 3, 7 bakıyoruz C şıkkında var. Diğerlerine de bakalım ince, 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 1, 4, 5, 6 da ince kenarlı mercek cevabımız C şıkkı. İnce ve kalın kenarlı merceklerde görüntü oluşumu. İnce kenarlı mercek odak uzaklığı içinde cisimlere baktığımızda cisimlerin olduğundan büyük görürüz. Odak uzaklığı içinde ise cisimi her zaman olduğundan büyük görürüz. Yani büyüteç arkadaşlar. Büyüteç ince kenarlı mercektir. Bu amaçla ince kenarlı merceğe büyüteç de denir. Eğer cisim merceğin odak uzaklığının dışında ise ters görünür. İnce kenarlı mercekte cismin görüntüsü düz ve cisimden büyük, ters ve cisimden büyük, ters ve cisimden küçük, ters ve cisime eşit olabilir arkadaşlar. Arkadaşlar aynı çukur aynalardaki gibi her türlü görüntü ince kenarlı mercekte oluşuyor. Kalın kenarlı mercekte cisimlere bakıldığında cisimlerin daima küçük ve düz görüntüleri oluşur. Bu da arkadaşlar tümsek aynadaki gibi daima küçük ve düz görüntü oluşturur. Eğer bir görüntü küçük ve düzse biz hemen bunu ne diyoruz? Kalın kenarlı mercek. Diğer bütün şekilde görüntüler ise ince kenarlı mercek diyoruz. Örnekle devam edelim. Buna göre öğrencinin ifadesi yanlıştır diyor. Bir sınıftaki öğrencilerin merceklerle ilgili ifadelere bakalım. İnce kenarlı mercekler gelen ışığı kırarak bir noktada toplar doğru. İnce kenarlı mercekler büyüteç olarak kullanılır doğru kalın kenarlı mercekler gelen ışığı kırarak dağıtır doğru. Kalın kenarlı merceklerde cisimlerde daha büyük görüntüleri hayır her zaman düz ve küçük görüntü hangisi yanlıştır diyor Veli. Bilmesinde fayda var arkadaşlar göz kusurların merceklerle düzeltilmesine bakıyoruz önemli her zaman soru gelir. Miyop göz kusuru göz kusurlarından biri olan miyopluk yakını görüp uzağı net görememe doğru mudur arkadaşlar? Miyop uzağı göremiyor. Miyop de görüntü mercek ile A tabaka arasında oluşur. Bu göz kusurunun düzeltilmesinde kalın kenarlı mercek ya da lens kullanır. Arkadaşlar bakıyoruz ön tarafta oluşmuş. Bunu biz ne yapmaz? Sarı benek üzerinde oluşması için ışığı dağıtması gerekir. Burada hangi mercek kullanılmalı o halde? kalın kenarlı mercek kullanılmalı. Hipermetrop göz kusuru. Göz kusurlarından da diğer olan hipermetrop uzağı görüp yakını net görememe durumudur. Hipermetrop gözde görüntü A tabakasının arkasına düşer. Hipermetrop göz kusurunun düzeltilmesinde ince kenarlı mercek ya da kontak lens kullanılır. Arkadaşlar baktığımızda eğer arkasında düşüyorsa biz bunu öne çekmemiz gerekir. Yani ışığı toplamamız gerekir. Hangisiyle toplanıyordu? İnce kenarlı mercekle toplamamız gerekiyor. Aynı şekilde astik Astigmat göz kusuru da merceklerle düzelir. Silindirik şeklinde merceklerle düzeltilir arkadaşlar. Astigmatı da unutmayalım. Göz doktoruna giden Emrah yaşadıklarını aşağıdaki şekilde anlatmıştır. Buna göre paraftaki boşluklar tamamlayalım. Geçen gün gözlerimden muayene oldum. Doktor benim yakını göremediğimi tespit etti. Buna göre benim göz grubuna yakını görememe hipermetrop diyorduk. Verdiği reçeteye göre alacağım gözlük camının ince kenarlı mercek, ince kenarlı bir mercek olduğunu fark ettim. Gözlüğümü kullanmaya başladı, başlayınca artık daha rahat kitap okuyacağımı fark ettim diyor. Mercek ve kullanım alanlarına baktığımızda içinde mercek, prizma gibi araçlar bulunan ve ışıkla çalışan araçlarında optik araçlar adı verilir. Ortak aracı optik arkadaşlar. Gözlükçülerde de optikçi de görürsünüz zaten. Göz kusurlarının düzeltilmesinde kullanılan les ve gözlükler en çok bilinen optik araçlardır. Teleskoplar, çok uzak mesafede cisimleri gözlemlemek için kullanılan ve yapısında ince kenarlı mercek bulunan araçlardır. Mikroskop ve projeksiyon cihazlarının yapısında da mercek bulunur. En çok kullanılan mercekli araçlar arasında fotoğraf makinesi, video kamera da yer alır. Bu araçlarda ince kenarlı mercek bulunur. Dürbün ve deniz fenerlerinde de mercekler kullanılmaktadır arkadaşlar. Aynı şekilde cep telefonlarında da vardır. Deniz fenerinde ışığı dağıtmak için kalın kenarlı mercek. Bakın arkadaşlar kalın kenarlı mercek. İnce kenarlı mercek gözün yapısında bulunur arkadaşlar. Şurada görüyorsunuz ince kenarlar, kenarları ince. Yapısında bulunur. Gözün yapısındaki ince kenarlı mercek cisimlerin görüntüsünü sarı benek üzerine düşürerek net görüntü oluşmasını sağlar. Yani şuraya sarı beneği arkadaşlar. Aşağıda resimlerde bulunan araçların mercek bulunduranların yanında tik işareti koyalım. Arkadaşlar dürübünde var, teleskopta var, mikroskopta var. Aynada yok arkadaşlar. Büyüteçte ince kenarlı mercek yine gözlükte de mercek vardır. Mercekler nerelere sebep olabilir? İnce kenarlı merceği kullanarak güneş ışınlarını bir noktada toplayabiliriz. Kağıt üzerine aynı noktaya odaklanan güneş ışınları kağıdın tutuşmasına sebep olur. Bu nedenle arkadaşlar ormanlık alanlara cam atılmaz. Bunlar İnce kenarlı mercek görevi görüp bir noktada toplayıp yangına sebep olabilir. Örnekle devam edelim. İnce kenarlı mercekle yapılmış bir büyüteç kullanılarak güneş ışınları yardımıyla kağıt parçaları şekildeki gibi tutuşturuluyor. Bu sonuçlardan hangisi çıkarılamaz? Işık enerjisi ısı enerjisine dönüşmüştür. Evet. Güneş ışını... Soğuran maddelerin sıcaklığı artar. Evet. İnce kenarlı mercek ışığı bir noktada toplar. Evet. Işık mercekten yansıdığı değil kırıldığı için tutuşmuştur. Cevabımız D şıkkı. Burada kırılma vardır. Işık ışınların KLM noktalarında kutularında şekildeki gibi merceklerde gibi kırılıyor. Burada da nedir arkadaşlar? Topladığı için ince kenarlı. Dağıttığı için kalın kenarlı. Topladığı için ince kenarlı. İnce kalın ince hangi şıkta var arkadaşlar? B şıkkında ince kalın ince var. Hangisinde ışığın kırılması sonucu izlediği yol yanlış diyor arkadaşlar? Kalın kenarlı dağıtır doğru. Kalın kenarlı dağıtır doğru. İnce kenarlı toplar yanlış. İnce kenarlı toplar doğru. Hangisi yanlıştır? C şıkkı. Merceklerin hangisinde ışığın kırılması yanlış? Bakıyoruz ince kenarlı doğru. Kalın kenarlı dağıtmış doğru. Kalın kenarlı dağıtacak arkadaşlar. Bakın kenarı kalın yanlış. İnce kenarlı toplamış doğru. Hangisi cevap? C şıkkı. Merceklerin hangileri büyüteç olarak kullanılır? Büyüteç ince kenarlıydı. Yani 1 ve 4 arkadaşlar. Bunlar kalın kenarlı. Cevabımız B şıkkı. Defne öğretmenin verdiği araştırma ödevi için kullanılır. Bakıyoruz arkadaşlar mikroskop, teleskop, fotoğraf makinesi, dürbün. O halde bunlar neydi? Merceklerin kullanım alanları ile ilgiliydi. Yani cevabımız D şıkkı olacak. Yine buna göre deniz feneri ve teleskopta kullanılan mercek türleri aşağıdakiler hangisine doğru ölmüştür? Deniz fenerleri ışığı dağıtıp dediği için ne olacak? Kalın kenarlı, daha geniş alanlara yayarak aydınlatma sağlar. Teleskop çok uzaktaki cisimleri yakınlaştırarak net görmemizi sağlıyorsa ince kenarlı. Kalın ince hangi şıkta var? A şıkkı cevabımız. Buna göre numaralanmış bilgilerin hangileri merceğin türü hakkında bilgi verir diyor. Göz kusularını düzeltmek için bu vermez. İnce de kalın da olabilir. Işığı bir noktada toplanır. ince kenarlı bu verir. Cismin büyük görüntü oluşur. Büyük görüntü sadece ince de bu verebilir. Işığı kırar her ikisi de kırdığı için vermez. O halde ne olacak? 2 ve 3 cevabımız B şıkkı olacak. Mıstık Fence YouTube kanalına abone olup like atmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.